İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenek Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Sarkisyan'ın doğum gününü kutladı. 24 Haziran 2018, Sevr Antlaşması'nın onaylanmasının ikinci yılı ve Türkiye'deki parlamento seçimlerinin yapıldığı gün. Karşı taraf, Akna doğrultusunda saldırı denemesinde bulundu. Batı Ermenistan'ın kripto Ermenileri hakkında bir kitap, Secret Union. Marketonov, Nahçıvan'ın durumu Arsak'ınkinden daha tehlikeli. Aridun adlı programın olası başlama tarihi 9-10 Ağustos. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Suriye itilafını çözmek için askeri operasyonlar durdurulmalıdır. Eski Ermeni dövüş sanatı Koh. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a 65. doğum yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yolladı. Mesajda özellikle şöyle deniyor. Saygıdeğer Armen Sarkisyan, 65. doğum gününüz nedeniyle candan tebriklerimi lütfen kabul ediniz. Sizin, Ermenistan Cumhuriyeti ve tüm Ermeniler yararına olan sorumlu çalışmalarınıza size sağlık, refah ve başarılar dilerim. Batı Ermenistan, Batı Ermenistan Parlamento Başkanlığı tarafından 9 Mayıs 2016 tarihinde Sevr Antlaşması'nın onaylanmasına yetki veren bir tasarı sunuldu. Bu tasarı, Batı Ermenistan Parlamento üyeleri ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlığı'na bağlı Hukuk Konseyi üyeleri tarafından 24 Haziran 2016 tarihinde kabul edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenek Abrahamyan, Sevr Antlaşması'nın onaylanması günü olan 24 Haziran 2016 tarihini tarihi bir gün olarak nitelendirmiştir. Benimsenen tasarı iki maddeden oluşuyor. Madde 1, 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr şehrinde imzalanan Barış Antlaşması ve aynı gün imzalanan ek sözleşmeleri Batı Ermenistan Başkanı onaylamaya yetkili kılınmıştır. Madde 2, Batı Ermenistan Cumhuriyeti, bu andan itibaren Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından imzalanan tahkim kararının uygulanması sürecini takip etmeye yetkili kılınmıştır. Aynı gün Batı Ermenistan hükümetinin onaylanmasının gerçekleşmesinden birkaç saat önce Büyük Britanya %51.9 lehte oyla Avrupa Birliği'nden çıktı. Aynı gün Papa Francisco Yerevan'ı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Papa Ermeni halkına karşı düzenlenen soykırımı mahkum etti. Kendi gücünün zirvesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2016 tarihinde Türk ordusunun sekteye uğrayan darbesi ve 2017'deki anayasa oylamasından sonra aniden olağanüstü seçimlerin yapılmasına karar verdi. Türkiye parlamento seçimlerinin 24 Haziran olarak belirlenmesi de acaba bir rastlantı mı? Haziran 17-23 zaman dilimi içerisinde Artsakh Azeri Silahlı Kuvvetleri'nin temas hattında mevcut durumda değişiklikler gözlendi. 17 Haziran günü karşı taraf antipersonel mayınlar, tank savar el bombaları ile cephenin kuzeydoğu ve doğu bölümlerine saldırıda, Akna doğrultusunda ise sızma girişiminde bulunmuştur. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, savunma ordusunun ön cephedeki güçleri tarafından gerçekleştirilen önleyici faaliyetler sonucu 6 kişiden oluşan Azeri özel timinin geri püskürtüldüğü bildirilmiştir. Hafta içerisinde yukarıda belirtilenden başka karşı taraf sınır hattı boyunca etkin silah ve askeri araç yığınağı gerçekleştirdi. The National dergisinden Kabil Komirettin, gazeteci Avedis Hacca'nın özellikle Hamşen Ermenilerini anlatan Secret Union adlı kitabı hakkında yorumda bulundu. Hacca'n Suriyeli bir Ermenidir fakat Arjantin'de büyümüştür. Kripto Ermenileri hakkında o ilk defa 1980'li yıllarda duydu. Kripto Ermenilerini bulma umuduyla 2011 tarihinde Batı Ermenistan'a gitti. Onun gözlerinden hiçbir detay kaçmış değil. O Batı Ermenistan'daki kripto Ermenileri tarihini en ayrıntısına kadar anlatmaktadır. Erdoğan, Türkiye'yi aynı anda hem eskiden Avrupa'nın bir kurbanı hem de muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devamı olarak takdim ediyor. Türkiye sürekli olarak uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Azınlıkları takip ediyor. İnsan haklarına saygı duymuyor ve bazı Arap ülkelerini tehdit ediyor. Nahçıvan'daki Ermeni-Azeri sınırındaki durumun ısınması Artsakh'takinden daha tehlikelidir.
Benzer böylesi bir düşünceyi Rusya Humanitar Üniversitesi'nin Dış Bölgeler Araştırmaları ve Dış Politika Bölümü doçenti Sergey Markedonov dile getirdi. Markedonov şöyle dedi: 2015 tarihinde yeni yıl arifesinde Tavuş'ta gerçekleşen olayları hatırlamak mümkündür. Artsakh çatışması sınırlarından uzak bölgeler daha bir tehlikelidir. Onun sözlerine göre görüşmeler arifesinde askeri baskıda bulunması Bakü'nün ilk kez yaptığı bir şey değil. Azerbaycan var olan statükadan memnun değil ve her şekilde onu değiştirmek istiyor. Markedonov'un belirttiğine göre Aliyev, Türkiye veya Batı'dan destek göreceğine inandığı an sadece o zaman ekstrem adımlara başvurur. Türkiye Orta Doğu'yla çok meşgul ve Kafkasya coğrafyasına çekilmeyi de istememektedir. Markedonov, tehlike şudur: Artsakh çatışması sorunuyla ilgili müzakerelerin belli bir biçimi vardır. Nahçıvan'da ise böyle bir çerçeve mevcut değildir vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Diyaspora Bakanı Mkhitar Hayrabedyan, Aridun adlı programın olası başlama tarihini 9-10 Ağustos olarak belirledi. Aridun adlı programın kesin başlama tarihi 13 Temmuz'da belli olacak. Onun düşüncesine göre programın asıl amacı vatana dönüş değil, gençlerin vatanla bağlarının kuvvetlendirilmesidir. Pek çokları önceden vatanlarında bulunmadı, bu program bunun için bir vesile olacak. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin güneybatısındaki çatışmaların hemen durdurulmasıyla ilgili Suriye'deki çatışan taraflara çağrıda bulundu. Bu konu hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin temsilcisi Stefan Dujarric 22 Haziran'da yaptığı açıklamada belirtti. Açıklamada Guterres'in Suriye'nin güneybatısındaki saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğu, ayrıca tüm ilgili taraflara tüm sivillerin ve sivil altyapıların korunmasını kapsayan uluslararası ve insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini istediği belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Suriye'de gerçekleştirilen bu saldırılar nedeniyle son derece endişelidir. Silahlı güçlerin faaliyetleri ve ayrıca bombalamalar, Suriye'nin güneybatısındaki binlerce sivil vatandaşın evlerini terk ederek Ürdün sınırına doğru hareket etmesine sebep olmaktadır. Ermeni Goh adlı dövüş sanatı, savaş sanatının en eskilerinden biridir. Ermenistan'dan geçen değişik gezginler bu ulusal dövüş sanatı hakkında pek çok belge bırakmıştır. Ermeni güreşi ayrıca antik dünyaca da tanınmaktaydı. 250-330 yıllarında yaşamış olan Ermeni kralı 3. Dırtat'ın kendisi güreşte 281 yılında 265. Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olmuştur. Goh ayrıca düğünler sırasında bir gelenekti. Gelin ve damadın akrabaları birbirleriyle Goh diye anılan güreşe tutuşurlardı. Goh'un resimlerine Ahtamar'daki Ortaçağ Kilisesi'nin duvarlarında görmek mümkün. Goh'un iki temel çeşidi vardır. Biri Lori eyaletinin Goh'u, diğeri ise Şirak eyaletinin Goh'udur. Bu iki çeşit arasındaki değişiklik, kurallar ve kostümdür. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Goh adlı eski Ermeni dövüş sanatlarını temsil eden bir müzik sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.